iki farklı kitap. Bunlardan bir tanesi sanat tarihi denildiğinde neredeyse artık kült bir kitap olmuş Sanatın Öyküsü. Diğeri de pek bilinmeyen fakat benim çok sevdiğim, zevkle okuduğum bir kitap. Belki de bir bilim tarihi kitabı diyebilirim. Kağıda işlenen uygarlık. Bir bilim tarihi ve bir de sanat tarihi kitabını yan yana koymamın bir sebebi var. Aslında Sanatın Öyküsü isimli bu kült kitaba bir yerde biraz da eleştirel bir taraftan bakacağım. İşte bu aşamada kağıda işlenen uygarlıktan da bahsetmenin güzel ve ilginç olacağını düşündüm. Ernst Gombrich'in dünyaca ünlü kült kitabı orijinal ismiyle Story of Art, Türkçesiyle Sanatın Öyküsü isimli kitabı 670 sayfalık 1. sınıf kuşe kağıda resimlerle dolu, dolu dolu bir sanat tarihi kitabı. Aslında sanata meraklı veya sanatla ilgilenen bir insan değilseniz fiyatından dolayı nispeten sahip olması zor bir kitap olduğundan çok da popüler, bilinen bir kitap değil. En son 150-200 TL aralığında bir fiyatı vardı. Yani göreceli olarak oldukça pahalı bir kitap. Remzi Kitabevi tarafından basılmış. Bugün neredeyse sanat eğitimi alan her öğrencinin sanat tarihine giriş kitabı olduğu söylenebilir. Diğer yandan sanat tarihiyle de ilgilenen, merak duyan herkesin okuması gereken kitapların başında geliyor. Fakat yapısından dolayı öyle rahatlıkla taşınabilecek, yolculukta okunabilecek bir kitap değil. Bir kere en başta ağır bir kitap. Zaten kapağı da içeriğiyle tam zıt, gri renkte bir granit deseni, zaten granit gibi ağır bir kitap. Tam bir masa kitabı. Fakat içini açtığınız anda kapağının o renksiz havasından kurtulup rengarenk bir dünyanın içine giriyorsunuz. Bendeki 2019'da yapılmış 11. baskısı ve bildiğim kadarıyla bazı baskılarında önemli güncellemeler var. Ben bu kitabı birincisi öğrenciyken eski bir baskısından ve bu yılın başında bir defa da elimdeki bu son baskısından olmak üzere toplamda iki defa okudum. İlginç ama ilk okuyuşumla son okuyuşum sonrasında birbirinden farklı, hatta zıt düşüncelere kapıldım. Bu durumdan ilerleyen aşamada bahsedeceğim fakat şimdi biraz kitabın içeriğinden bahsedeyim. Kitap çoğunluğu resim sanatı üzerinden verdiği önemli eserlerle dolu ve güzel bir giriş bölümüyle birlikte toplam 28 bölümden oluşuyor. Bunlar kitabın yazarı Gombrich'in uygarlık tarihinin akışıyla ardı sıra değişen sanat anlayışı ile birlikte oluşturduğu bölümler. Her bölümde yazarın anlattığı döneme ait çoğunlukla yağlı boya resimlere, heykellere ve mimari eserlere ait gerçekten kaliteli ve renkli resimler var. Bunlar dönemine ait klasik, hatta çoğunluğu döneminin sembolü olmuş ve Gombrich'in seçtiği eserler. Tabii bunların yanında bugün çok karşılaşmadığımız farklı örnekler de var. Kitap pek tabii ki bir sanat tarihi kitabı olduğundan sanat ve sanatçılardan bahsettiği ve belki de bir ders niteliğindeki giriş bölümünden sonra insanlık tarihinin günümüze ulaşabilmiş en erken sanat örneklerinden günümüz modern sanat örneklerine kadar ilerleyen bir yelpazeyi kapsamaya çalışıyor. Tabii ki sonuçta sınırlı bir yapısı olduğundan işi oldukça zor. Zaten konusu sanat olan bir kitap olduğundan nereden baksanız bazen yazarla aynı örnek hakkında farklı şeyler düşünebilirsiniz. Mesela yazarın yere göğe sığdıramadığı bir resim hakkında aynı şeyleri hissetmeyebilirsiniz. Fakat kitapla ilgili kendimce söyleyebileceğim en önemli nokta, bu kitabın sanat eserlerine nasıl bakmamız gerektiği hakkında okurlarına güzel bir vizyon kazandırması. En basit anlamda ileride bahsedeceğim ve kendimce olumsuz bulduğum yanlarını saymazsak, sanatla ilgili veya değil, nasıl bir insan olursanız olun, bu kitabı okuduktan sonra içinde sanat barındıran hiçbir şeye bir daha aynı gözle bakmazsınız. Mesela bu kitaptan sonra herhangi bir yerde gördüğünüz bir resme mutlaka eskisinden daha farklı bir gözle bakacaksınız. Veya bu bir mimari eser de olabilir. Yani kitap sahip olduğumuz estetik algıyı mutlaka şekillendiriyor. Bunu da sanatın tarih boyunca değişen formunu okuyucuya özümseterek başarıyor. Bu dediğim gibi bu kitabın bana göre en güzel yönlerinden bir tanesi. Kitap Rönesans ve Barok dönemlerine doğal olarak oldukça büyük bir ağırlık vermiş. Hatta sanat akımlarının hem Rönesans'a hem de Rönesans'tan sonra birbirlerini nasıl tamamladıklarını, sanatçıların her dönem bir önceki sanat akımlarından aldıkları veya
almadıklarıyla sanatı nasıl değiştirdiklerini müthiş örneklerle çok güzel ve anlaşılır bir şekilde anlatıyor. Aynı şekilde kitap antik Yunan'dan itibaren gittikçe detaylanarak daha derine inerek ilerliyor. Bunun yanında bu kitabın herhangi bir şeyin estetik veya sanatsal özelliklerini nerede arayacağımız konusunda okura nitelikli bilgiler verdiğini düşünüyorum. Bu biraz da az önce bahsettiğim özelliğiyle ilgili olsa gerek. Bu arada özellikle belirtmek isterim, kitap 700 sayfa olmasına rağmen hızlıca okunuyor. Çünkü sayfalarında aslında yazı kadar resim barındırıyor. Eğer sanat tarihinden sıkılmazsanız güzel bir okuma planıyla 1 veya 1,5 ayda okunabilir. Ve dikkatli olmak kaydıyla okuduğunuzda çok şey kazanacağınız bir kitap. Görsel algınız kitapla birlikte mutlaka değişecek. Kitap işe ilk olarak Fransa ve İspanya'daki yazarın kitabı yazdığı dönemde bilinen en eski mağara resimlerinden başlıyor. Bunlar ünlü Altamira ve Lascaux mağara resimleri. Gombrich bu bölümde ilkel insanın düşünce yapısını ve mağara duvarlarına çeşitli resimler yapan ilkel insanların güdülerini analiz ediyor. İlkel insanı bu resimleri çizmeye iten gücün ne olduğunu çözümlemeye çalışıyor. Tabii ne yazık ki Gombrich'in bu kitabı yazdığı dönemde bilinen en eski resimler Fransa ve İspanya'daki bu mağara resimleriydi. Bunlar M.Ö. 15.000'e tarihlenen resimler. Ama yapılan son keşiflerle birlikte insan uygarlığının bilinen en eski resmi 24.000 yıl önceye ait Endonezya'daki bir mağarada keşfedildi. Bu keşif kitap açısından bir şeyleri değiştirir mi bilmiyorum. Fakat ben kitabın yazarı Gombrich açısından çok şeyi değiştireceğine eminim. Çünkü dünyanın neredeyse en ünlü sanat tarihi kitabını bilinçli olarak Avrupa kıtasından başlattığını düşünüyorum. Bu tabii ki tartışılabilir ve benim bu kitabı ikinci okuyuşumdan sonra edindiğim izlenimlerden bir tanesi. Fakat ben bu kitabı aradan geçen uzun bir dönemden sonra ikinci kez, üstelik daha da genişletilmiş bir baskısını okuduğumda kitabın yazarı Gombrich'in oldukça taraflı ve hatta sanat tarihini gitmesi gereken yönden daha farklı bir yöne doğru götürmeye ve okuyucuyu bu yönde etkilemeye çalıştığını fark ettim. Belki sanat tarihiyle çok ilgili bir okuyucu değilseniz bunu ilk bakışta fark edemiyorsunuz. Fakat ilerleyen aşamalarda bunu rahatlıkla fark edebilirsiniz. Mesela 700 sayfalık bir sanat tarihi kitabının içindeki Mısır ve Mezopotamya bölümüne bakın. Gombrich bana göre Mısır sanatına verilmesi gereken önemi vermeyip hatta Mezopotamya'yı da neredeyse hiç görmüyor diyebiliriz. Fakat antik Yunan sanatı ile birlikte kitap bambaşka bir boyuta bürünmeye başlıyor. Tabii ki antik Yunan sanatının ve uygarlığının sanat tarihindeki yerini asla yadsıyamayız. Fakat Gombrich doğuya gözlerini öylesine kapatmış ki bu kitaba detaylıca baktığınızda gayet net anlaşılan bir durum. Peki ya Uzak Doğu, Çin, Japonya, Asya? Sadece bu kadar. Hatta Çin'in 7000 farklı heykelden oluşan terrakota ordusunu bile neredeyse sanki Uzak Doğu'ya biraz ayıp ettik, kitabın sonuna sonradan iliştirelim dermişçesine gerçekten de sonradan eklemişler. Bunun gibi onlarca örnek verilebilir. Aslında kitap bunun dışında mizampaş konusunda da Doğu sanatına biraz hor davranıyor gibi. Mesela bu sayfa. Japon sanatına ait örnekler kitapta o kadar küçük basılmış ki neredeyse büyüteçle baksak belki. Ama bir önceki sayfada kitabın mizampajı normale dönüyor. Veya konu modern batı sanatıysa kitap kendi sınırlarının bile dışına çıkabiliyor. Bunlar pek tabii ki tartışılabilir şeyler. Hatta tartışması, üzerine konuşması güzel ve zevkli konular. Fakat bu kitapla birlikte sanat tarihine başlayan bir insanın yanlış yerlere doğru yelken açacağına eminim. Ve bu kitapla birlikte açacağımız yelken de bizi Avrupa'dan başka hiçbir yöne götürmez. Sadece bununla da bitmiyor. Özellikle kitabın içindeki mimari neredeyse bütünüyle Avrupa mimarisine odaklanmış. Tekrar belirtmek isterim. Konu sanat olduğunda Batı'yı, Avrupa'nın tarih boyunca oynadığı rolü asla yadsıyamayız. Fakat bu kitapta kitabın yazarı Gombrich'in sanat tarihini yer yer üstü örtülü, yer yerde net bir şekilde beliren bir taraflılıkla ele alıp aslında bir uygarlık mirası olan sanatı
doğunun dışına itme çabaları oldukça göze batıyor. Evet, kitabın okuyucuya sanat eserlerinin niteliklerine yönelik etkili ve güzel bir bakış açısı kazandıracağını düşünmekle birlikte bir de madalyonun diğer tarafını görmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Kitapla ilgili daha pek çok şey konuşulabilir. Hatta kesinlikle tartışılabilir. Sonuçta okunması gereken fakat yer yer temkinle yaklaşılması gereken bir yerde de ilginç bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani aslında bu kitabın ismi Antik Yunan ve Avrupa sanatının öyküsü olsaydı bence çok yerinde ve güzel de olurdu. Böylece kitabı okuyacak olan insan gerçekte neyin öyküsünü okuyacağını bilirdi ve kitap çok daha farklı bir anlam kazanırdı. Bir yerde zaten artık doğası gereği geçerliliğini de yitirmeye başlayan bir kitap. Bize sanatın öyküsünü anlatırken bugün sinemayı, tasarımı, 3 boyutlu animasyonu da çerçevenin dışında bırakıyor. 2021 yılında bunları çerçeve dışında bırakarak sanatın günümüze gelen öyküsünü ne derece etkili bir şekilde anlayabiliriz, bu da ayrı bir konu. Ama unutmadan bu kitapla ilgili son olarak en az bu kitap kadar kapsamlı fakat sanatı dünyanın bir bölgesine veya belirli bir uygarlığa mal etmeye çalışmayan, hatta bu kitaptakilerden çok daha farklı, çok da popüler olmayan, bilinmeyen örneklerle de bizlere sanatın tarihini anlatan, bu kitaba alternatif olacak sağlam bir kitabın yazılmasını isterdim. Bu kitap hakkında daha çok şey konuşulabilir. Okunması gerekir mi? Bence evet, kesinlikle, ama dikkatle okunması gereken bir kitap. Şimdi de son zamanlarda okuduğum, zevkle okuduğum bir bilim tarihi kitabından bahsetmek istiyorum. Kağıda işlenen uygarlık. Yazarı Jonathan M. Bloom ve kitap yayınevinden çıkmış, çevirisi de Zülal Kılıç tarafından yapılmış. Tarihe farklı bir noktadan, kağıdın perspektifinden bakan ilginç bir kitap. Daha doğrusu en başından günümüze bize kağıdın yolculuğunu anlatıyor. 320 sayfa, güzel ve içeriğiyle bağlantılı olarak kapağında Orta Çağ'da Bağdat'taki bir kütüphaneyi betimleyen bir minyatür kullanılmış. Bu kütüphanede sadece bilimle ilgili 10.000'in üzerinde ciltli kitap bulunuyordu. Fakat çok acı ki bu kütüphane 1055 yılında Selçukluların Bağdat'ı işgal ettiği sırada yanarak yok oldu. Bence güzel ve anlamlı bir kapak. Kitabın alt başlığı kağıdın tarihi ve İslam dünyasına etkisi. Fakat kitabın içeriğine bakarsanız daha geniş bir alanı ve tarihi süreci kapsıyor. Şimdi neden bu kitaptan, daha doğrusu neden sanatın öyküsünün ardından bu kitaptan bahsetmek istedim? Çünkü konusu sanat tarihi olan 700 sayfalık tuğla gibi bir kitapta kağıttan neredeyse hiç bahsetmemek bana çok garip geldi. Bu aslında benim sanatın öyküsünün yazarı Gombrich ile ilgili düşüncelerimi biraz da destekliyor gibi. Çünkü uzun yıllar boyunca sanat ve kağıdın hikayelerini birbirlerinden ayıramazdık. Ki zaten bu kitapta buna da değinilmiş. Özellikle kitabın 5. bölümü Kağıt ve Görsel Sanatlar tamamen kağıdın sanat tarihindeki yerine ayrılmış. Hatta kağıdın mimariyi, inşaat tekniklerini bile nasıl etkilediğini okumak oldukça ilginç. Aslında kitabın içeriğini çok karıştırmadan arka kapak yazısını okusam herhalde daha açıklayıcı olur. Kağıdın icadının uygarlıkların gelişimindeki hayati önemini reddetmez kimse. Ne var ki kağıdın tarihini çoğumuz bilmeyiz. Bu kitap Orta Çağ'da İslam diyarında yaygınlaşan kağıdın yaşamın her yönünü nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor. Batı Asya'daki Müslümanlar 8. yüzyıl başında Çin'den kağıt yapımını öğrendiler. 500 yıl sonra bu bilgiyi İspanya'daki Hristiyanlara aktardılar. Kağıt, bilginin kuşaktan kuşağa geçmesini sağlayıp kültürler arasında bir köprü oluşturdu. Jonathan M. Bloom hikayesine kağıdın 2000 küsur yıl önce Çin'de icat edilmesinden başlıyor. Batı Asya ve Kuzey Afrika'da İslam ülkelerine girişiyle devam ediyor. Kağıt, yazının gelişimini kitabı, matematiği, müziği, el sanatları, mimariyi, hatta mutfaklarımızı etkiledi. Örneğin 14. yüzyıldan itibaren İslam ülkelerindeki binalar birbirine benzedi. Çünkü kağıt üstüne çizilen planlar bir mimarın belki hiç görmediği bir taşra kenti için bina tasarlamasına olanak sağlıyordu. Çömlekçiler
tasarımlarını örnek kitaplarından aldı. Dokumacılar eskizler ya da grafiklerdeki desenleri çözmeyi öğrendi. Kağıt olmasa belki ünlü Uşak madalyon halıları o kadar ince nakışlı olamazdı. Çünkü bu halıların desenlerini saray atölyelerindeki sanatçılar kağıda çiziyor, halı dokuyanlar da bu kağıda bakarak düğümlerini atıyorlardı. Ebced hesabından ciltçiliğe, müzikten savaş planlarına, bezeme sanatından soy ağaçlarına kağıdın etkilemediği hiçbir alan yoktu. Kağıt sayesinde şehnameler, binbir geceden Kelile ve Dimne'ye kadar masallar ve ilk çağın görkemli yapıtları kopya edildi. Bize ulaştı. Kağıt sayesinde uygarlıklar birbirlerini etkiledi. Bilgi kuşaklar boyunca aktarıldı, birikti. Kağıdın 8. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar İslam ülkelerindeki serüvenini bize zengin, görsel malzeme ve nefis bir üslupla anlatan Jonathan M. Bloom, Boston College'de İslam ve Asya Sanatı Profesörü, İslam Sanatı ve Mimarisi kitabının da ortak yazarı. Evet, arka kapak yazısı böyleydi. Kitabın içeriği ise toplamda 7 bölümden oluşuyor. Kağıdın icadı, kağıdın İslam ülkelerinde yaygınlaşması, kağıt ve kitaplar, kağıt ve işaretleme sistemleri, kağıt ve görsel sanatlar, kağıt ve kağıt yapımının Hristiyan Avrupa'ya aktarılması ve son bölüm matbaadan sonra kağıt. Tarihle ilgili kitapları, özellikle bilim tarihiyle ilgili kitapları seviyorsanız bu kitabı çok seveceğinize eminim. Çünkü kağıt dediğimizde aslında insan uygarlığının, tarihin en önemli buluşlarının belki de başında geliyor. Kağıdın tarihi aslında sanatın tarihiyle, kitapların, teknolojinin, bilimin tarihiyle paralel gidiyor. Kağıdın Çin'de bulunuşundan sonra oradan Orta Asya'ya yolculuğu ve Orta Asya'da Talas Savaşı'nda İslam ordularınca esir alınan Çinli kağıt ustalarının Semerkant'ta kağıt atölyeleri kurmaları ve oradan da İran'a, Bağdat'a yolculuğu, bunun yanında Mısırlı papirüsü ve Anadolu'lu parşömene baskın gelip Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya geçmesi. Tabii ki burada bitmiyor. Avrupa'da kağıt atölyelerinin kurulması ve kağıdın matbaaya kadar giden yolculuğu. Aslında tarihle ilgili kitapları okumaktan sıkılıyor dahi olsanız, bu ilginç perspektifli kitabı okumak zevkli de olabilir. Diğer yandan bana göre kitabın en ilginç yanlarından bir tanesi, dünya tarihinde çok bilinmeyen, karanlıkta kalmış ama bir o kadar ilginç yerleriyle ve zamanlarıyla ilgili güzel bilgiler vermesi. Budizm ve kağıt, ondalık sayı sisteminin kağıt sayesinde Hindistan'dan batıya doğru yolculuğu. Mesela bugün doğuda, İran'da, Asya'nın derinliklerinde adını bile belki bilmediğimiz yerlerde yaşanan bilimsel gelişmeler, hatta yok olmuş devasa kütüphaneler ki kitapta Anadolu'dan da bahsedilen yerler var. Sonuçta bugün Anadolu'da parşömene ismini vermiş bir yer var, Bergama. Kitap içeriğinde güzel resimler de var. Bunlar o bölüme yönelik konulara dair bilgilendirici resimler ve şemalar. Evet, herhalde bu yıl okuduğum en zevkli ve ilginç kitaplardan bir tanesiydi. Tekrar belirteyim ki başta bu kitaptan bahsetmek gibi bir fikrim yoktu. Fakat bu videonun ilk yarısındaki kitabı sanatın öyküsünden bahsederken yazarının bana garip gelen tutumu ister istemez bu kitabı okumuş olduğumdan ve kitaplığımda bulunduğundan aklıma bu kitabı getirdi. Konu sanat olduğunda doğu veya batı kıyaslaması yapmanın çok anlamsız olduğunu düşünüyorum. Fakat resim çizmenin neredeyse yasaklanmış olduğu bir coğrafya ve zamanda sanatı yorumlamadan önce tarihi iyi okumak gerekli diye düşünüyorum. Hele ki konu sanat tarihi ise doğuya, uzak doğuya gözlerimizi kapatarak herhalde doğru sonuçlara ulaşamayız. İşte tam da bu noktada doğunun, doğu sanatının karanlıkta kalan kısımları için bu kitabın biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyorum. Amacım tarihe ve özellikle Anadolu tarihine farklı pencerelerden bakmak. Uzak zamanlara abone olmanız ve düşüncelerinizi belirtmeniz beni motive ediyor. Bu aralar özellikle tarih kitaplarına biraz ağırlık vermek istiyorum. Önümüzdeki haftada bir seyahatnameden, Evliya Çelebi seyahatnamesinin Anadolu ayağından bahsedeceğim. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Başka bir hafta tekrar görüşmek üzere herkese sevgiler.